Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Burada aslında Türkiye hem Afrika'da hem İslam dünyasında, Türk dünyasında model oluşturuyor ve Covid komplosunu en radikal şekilde savunan ülkelerden biriyiz. Bu da çok büyük bir tehlike. Hem bizim için, hem bölgemiz için, hem dünyadaki bu yalan rüzgarının hala ayakta durmasından biz de sorumluyuz. Niye? Yani bu İstanbul Sözleşmesi'nden aslında kapsam olarak daha tehlikeli. Eyvallah. Yani ne demek istediğinizi de ben anlıyorum ama yani hep bunu konuştuk. Benim de yani sizin tezlerinize karşı antitez olarak reklam arasında söylediğim bir takım şeyler vardı. Yani bu Covid sürecinde uluslararası, küresel tiyatroda sahne alma zorunluluğu üzerinden. Dün nasıl NATO baskısıyla? İşte ben de hep şunu diyorum, yüzümüze Hakk'a döneceğiz. Birilerinin denge politikaları, Hazreti Musa örneğini geçen sefer de vermiştim, yine vereyim. Hazreti Musa, arkasında Firavun'un ordusu, önünde deniz vardı. Denge politikası açısından Firavun'la anlaşmaktan başka çaresi yoktur. Ama Hazreti Musa öyle davranmadı. Siz de demiştiniz ki biz Hazreti İsa'ya da Hazreti Musa'ya da şahitlik etmemiz gerekiyor. Ben de diyorum ki şahitliğinizi gözden geçirin.